Güler yüzü ve yardımsever kişiliğiyle Bursalıların gönlünde taht kuran duayen sanayici Şükrü Şankaya 13. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ahmet Paşa mezarlığındaki anma töreninde sevenleri Şankaya ve Çağlar ailelerini yalnız bırakmadı. Yardımsever ve mütevazi kişiliğiyle Bursa'nın gönlünde yer eden duayen sanayici merhum Şükrü Şankaya 13. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Allahu ekber ve lillahi'lhamd. Şükrü Şankaya'nın sevenleri ölüm yıl dönümünde Şankaya ve Çağlar ailelerini yalnız bırakmadı. Hayatı boyunca tüm çalışmalarında önce insan ilkesiyle hareket eden merhum Şükrü Şankaya için Ulu Cami Baş İmamı Tahsin Karanfil ile Ulu Cami Emekli Müezzini Abdullah Yiğit tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sevenleri Şankaya'nın mezarı başında hep bir ağızdan dualar etti. Bugün burada bulunduğumuz merhum Hacı Şükrü Şankaya abimizin de ruhundan haberdar eyle ya Rabbi. Duaların ardından Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, Şankaya'ya özlemini dile getirdi, kendilerini yalnız bırakmayanlara Şankaya ve Çağlar aileleri adına teşekkür etti. Her zamanki gibi, evet. Allah nasip etti, geldik, buluştuk, evet. Rahmetli andık, Allah kabrinde cennet mekan eylesin. Amin inşallah. Biz aile olarak gelen bütün dostlara çok teşekkür ederiz. Diyecek kelime yok, Allah herkesin sonunda böyle anılması nasip etsin hepimize. Güzel bir şey. Anmaya katılanlar daha sonra aynı mezarlıkta bulunan ve 1973 yılında hayatını kaybeden aile büyüğü Hacı Mustafa Şankaya'yı da kabri başında dua ederek andı. Gayril mağdubi aleyhim veleddâ.